Bodrum benim için çok anlam ifade ediyor. Öncelikle marina, tekne, deniz, yelken. 2008'den beri teknem var. 2007'den beri de burada Yacht Club'da program yapıyorum. Bayağı bir uzun zaman oldu. Artık aile gibi olduk. Hatta öyle diyebilirim ki 2016'da hastalık atlattım, lenfoma. Ve bu bana en iyi gelen şeylerden bir tanesi de konserlerimin yanı sıra halkın göstermiş olduğu, vermiş olduğu moral yanı sıra yelken ve denizin çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü en huzur bulduğum yerlerden bir tanesi deniz, tekne ve yelken yapmak. Ama Yacht Club'da neredeyse akraba gibi olduk orada, hem işletmecisiyle hem çalışanlarıyla. Çok da istikrarlı bir yer olduğu için her yerde bunu göremeyebilirsiniz, o istikrarı. İyi insanlar, iyi işlerini iyi yapan insanlar. Dolayısıyla da biz onlarla kardeş olduk. Biz burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Gücümüzün yettiği sürece bütün arkadaşlar, tekne sahibi arkadaşlar, gücümüzün yettiğince biz burada kalmayı tercih ediyoruz tabii ki. Özel bir yer. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz ve özellikle de Bodrum'da yaşıyoruz. Bodrum zaten Cumhuriyeti temsil eden en güzel şehirlerden bir tanesi. Bodrum bahar ayında bana inanılmaz gözüktü. Kentte öyle bir şeyi görme imkanımız olmuyor. Toprağın açıldığı, çapalandığı, mis gibi toprağın koktuğu bir Bodrum. Şehirli bir insana beni çok etkiledi açıkçası. Hakikaten çok etkiledi. O mistik yaşamın içine sanki benim için kurulmuş gibi düşünerek dört koldan sarıldım Bodrum'a. Bu büyük bir keşifti. Fakat keşiflerin en büyüğünü zeytin ağacını keşfederek yaşadım. Zeytin ağacını ilk defa burada Bodrum'a gelince kırsalda gördüm. Büklüm büklüm yapısında döne döne uzattığı gövdesi, dallar. Aman yarabbim. Yani heykeltıraşların çok çalışması lazım bunu bu ifadeleri kullanmak için. Bunun resmini yapmaya başladım. Zeytin ağacının tabiatta gezerek yaşadım. Yarımadan ayak basmadığım yeri kalmadı açıkçası. Her tarafına girdim. 3000 yıllık, 3500 yıllık zeytin ağaçları olduğunu keşfettim. Yaprağının üzerindeki dokusu, üzerine almış olduğu renk, ışık, olağanüstü. Rüzgarı hissedişi ve hissettiği rüzgarı sana anlatışı, anlayana anlatışı daha doğrusu. Onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşündüm. Zeytin ağacından hakikaten, yani bırak yağını zeytinli, kendisi bile bir alem. Göbekli Han, Han fikrinden doğdu. Şöyle, Anadolu Selçukluları zamanında bütün Anadolu hanlarla donatıldı. Çünkü kervanların bir günlük mesafede geceleri barınmaları için, güvenli bir yer olması için dört duvar ve bir kapıdan ibaret görünen hanlar yapıldı. Ancak o hanların içinde de müthiş bir hayat ve hizmet vardı. Devlet üç güne kadar hiçbir ücret almadan konaklattığı yolcuları ve hayvanlarını aynı zamanda besleyerek de misafir ederdi. Hatta bununla yetinmeyip bir sağlık elemanı bulundurur, sağlık sorunu olanları tedavi ederdi. Hatta ayakkabısı eskiyenler için ayakkabı yenileyen
usta bulundururdu. Dolayısıyla bu beni çok etkilemiş bir konuydu. Anadolu'da da birçok hanla gezdiğim için çok hoşuma giden bir kavramdı. Ve burada böyle bir han yapalım dedik. Adı neden Dibekli Han? Dibek de biliyorsunuz bizim kültürümüzde çok yaygın bir şeydir. Her evde vardır. Çok çeşitli amaçlarla kullanılır. Ve biz uzunca zaman dibek topladık. Ayrıca benim senelerce topladığım eski, orijinal, tarihi parçalar vardı, taşlar vardı. Bu taşları da bu mimaride kullanarak onları da halkın görseline açmış olduk. Yani böylece kültür ve sanat hizmeti veren bir mekan yaratmış olduk. Bir de benim mimari anlayışımda kimlikli mimari diye bir saplantı var. Bir yörede iş yaparken o yörenin bitkisini, ağacını, kuşunu, eğimini, kayasını, her şeyini koyarak, koruyarak ve yöresel mimarisinden esintiler koyarak proje çizerim. Dibekli Han'da da bunu yaptım. Bu arada sergi salonlarımızla, açık hava film gösterilerimizle, söyleşilerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Caz Festivali'ne de ev sahipliği yapıyoruz. Böylece her sene kıymet verdiğimiz bir sanatçının adını vererek o senenin organizasyonlarını düzenliyoruz. ...1972 sayısında Bodrum'a geldi. Bodrum o zaman herkesin merak ettiği, görmek istediği bir yerdi. Tiyatro yapıyordum o dönemde ve tatildeydik. Tiyatrodaki arkadaşlarla kararlaştırdık ve geldik. Burada Mercan Pansiyon diye deniz kıyısında bir yere yerleştik. Çok güzel bir yerdi. İbrahim Kaptan sahibi bir akşam kapıda beklediğini gördüm. Yaklaştığımızda neredesiniz ya siz, sizi beklemekten bilmiyorum. Hayırdır ne iş yani niye bekliyorsun bizi? Kardeşim 5 defa ısıttım çorbayı. Balık çorbası yapmış bize 5 defa ısıtmış. Ah be dedi. Her güzel günler. Yaşadık orada. Bodrum'da artık 12 ay beni meşgul edecek bir şey yapmam gerekiyordu. Daha önceki deneyimlerimden faydalanarak benim de keyif alacağım bir iş olmalıydı. Karikatür çalıştım yıllarca. 16 yaşında ilk karikatürüm basıldı. Pek çok dergide, gazetede karikatür yaptım. Konservatuvarda eğitimimi karikatürleri satarak sürdürdüm. Bodrum kartpostalları çizmeye başladım. Beklediğim sonucu vermişti bana. Artık yeni şeyler denemem gerekiyordu. İlk aklıma gelen şey oldu. Bodrum tanıtım kitapçığı hazırlamak. Bunun için de bilgi alabileceğim en doğru adres turizm ofisi. Turizm ofisine gittim. Düşüncemi anlattım ne yapacağımı. Ondan sonra ilk şeyi çıkarttık. Böylece Bodrum'da ilk defa tanıtım kitapçığı denebilecek bir şeyi böylece hayata geçirmiş olduk. Ondan sonra pek çok yeri birbirini kovalamaya başladı. Bunların içinde en çok ilgi gören Bodrum Ajans İş Rehberi oldu. 20 yıl çıkarttık. Ve Bodrum Bülten oldu. Bodrum Bülten, Bodrum'un aylık yayını, dergisi. Bodrum Bülten 28 yıl boyunca taraflı bir aylık
yayın olarak yayın hayatını sürdürdü. Bodrum Biten'in tarafı Bodrum'du. Şimdi yani ilk aklıma gelen şeyleri sıralamaya çalışayım. Kisebükü. Elden gitti gidiyor, gitmek üzere, gitmeye çeyrek var. Bin imza toplandı. 105 bin imzanın çıktısını aldık, yolladık, bir süre sonra durduruldu. Birçok kitap çıkardık Bodrum'da. Anılarla Balıkçıya Merhaba kitabı, Bodrum Ajansı'nın Balıkçı Müzesi'ne bir armağanıdır. Müzenin bakıcısına teslim ettim. Ondan sonra ilgi gördü. O zaman başta vasis olmak üzere pek çok iş yeri bir tarafından tuttu. Belediye de katkı verdi. Ve müze toparlandı. Ziyaretçilerini rahatlıkla kabul edebilecek bir konuma geldi. Bodrum'a geldiğim ilk günlerde Ender Uslu diye dünya güzeli bir insanla tanıştım. Ben geldiğimde restoran, bar işi yapıyordum. Ender de gazete çıkartıyordu. Merhaba gazetesi. Ve de matbaası vardı. Hem dostluğumuz hem de iş ilişkilerimiz sürmeye başladı. Gazetesine karikatür istedi benden. Ve Ender'e karikatür yapmaya başladım. Aynı zamanda radyo işine de başladı Ender. Asıl radyoda karşılıklı bayağı mesai harcadık ve bir süre sonra da İstanbul'a göçtü tamamen. Merhaba'yı gazete olarak sürdüremedik ama Bodrum Bülten'de Merhaba'nın bir sayfası oldu. Bodrum Bülten yaşadığı sürece de Merhaba orada yaşamını sürdürdü. Ve bu iş böyle gitti. ...1954 yılında Bodrum'a hastane ve cezaevi yapılacaktı. Kum gerekiyor. Kum nerede var? Gümbet de var. O zamanki hükümet basit bir yol açarak gümbetten kum çekilerek hastane ve cezaevi bitirildi. Ondan sonra o zamanlar zaten araba yoktu, gelen giden yok, derelerden geçiyordu ayrıca. Ama izi kalmıştı işte o zaman o yol açıldı. 67 yılına geldiğimizde ben kamping açmaya karar verdim. Kamping açınca kardeşim Aleyaz'la o zaman iyi kötü İngilizcemiz vardı. Öğrendiğim İngilizceyle turistlere hizmet etmeye başladık. Bizim yer de yolun girişinde olduğu için turistler daha çok bizde konaklıyorlardı. Biz de işte onlara başladık turizme. Çok tutuldu. Biz de çok titizdik, çok dikkatli yapıyorduk bu işleri. Müşteriler çok memnundu. Haydi her sene aynı müşteriler gelmeye başladı. Sonra biz kendimiz 69 yılında Turizm Bakanlığı'nın belgeli kampingi oldum. 78'de kampingi kapadık, otele başladık. Devam ediyoruz bu şekilde turizme. 1971 yılında Gümbet'e telefon geldi.
Ben 74. kişiydim ilk telefon alanlardan. 76 yılında da elektrik geldi. O zaman içinde 10 kusur sene biz burada elektriksiz, işte kandillerle, pompalı lükslerle, o zaman tüplü şeyler de çıkmaya başladı. Turistlerden alıyorduk minyatür küçük şeyler, onlarla idare ettik. Gaz yağıyla çalışan buzdolabımız vardı. Zeki Müren bizim iskelemize güneşlemeye çok gelirdi. 71'den 73-74 arası o zaman manyetolu telefonlar vardı. Zeki Müren bizim iskelede güneşlenirken yazdırdı telefonu şu numara diye. Onun bazen bir gün beklerdi. Yıldırım yazıldı. Yıldırım telefon daha çabuk olurdu. Şey yapıldı mı, geldi mi resepsiyondaki çocuk o zamanlar koşardı, haber verdik, Zeki gelirdi. Zeki gelirdi bizim telefonumuzdan. İşte İzmir'deki o zaman fuardaki programlarını bizim buradan yapardı. Çünkü burada başka telefon yoktu. Bir eniştemin, Sami'nin vardı. Bir de benim telefonum vardı. 1964'te Camping kafe restoran olarak başladık. ...1970'lere doğru 10 odalı motel yaptık. 70'te büyük başladım, oteli çevirdik. Ve basamak basamak ülkemize ve Bodrum'a turizmi tanıttık. 100'lerce, binlerce insanı yetiştirdi bu okul. Turizm okulundaki çocuklar dahil. Yani çok mücadelesini yaptım turizmde. Yaşadıkça hanım da eksik olmasın mutfağa girdi, bir daha çıkmadı. Halen ben 84 yaşındayım, hanım 77 yaşında, halen daha işin başındayız. Tanıttım tabelelerdi, broşürler sonradan. Kendi kendine Bodrum'un en yakın plajı olduğu için kampiye buraya geliniyordu, motele buraya geliniyordu, otele buraya geliyordu. Otel motel yapmaya başladığım zaman artık bizde kalmaya başladı o tanıdıklar. Böylece sebat ettik işimize. İngiliz'i vardı, Fransız'ı vardı. Motel ülkelerden, Avrupa ülkelerinden insanlar sokakta kampik yapmaktansa bizim hizmetimize geliyorlardı. Zeki Müren 1967'lerden bir defa Bodrum'a gelmiş. O günkü Ziraat Bankası, Bodrum'da başka banka yok. Onun müdürün evinde misafirdi Bağdatçı'da. O buraya yemeğe getirmiş deniz yoluyla, kendi teknesiyle. Yemek de bitmişti ama neyse, bir arkadaşım balık sepeti var. Balık sepetinden bir sürü balık çıkardı. Salatadır, balıktır. Birlikte bunları ağırladık. Daha sonra da işte Antalya'da, sonra tekrar dönüşte Bodrum'da bir ev aldı. Evde burada devamlı kalırken bizim havuzlarda devam bize gelir. Havuzda ve denizde yememiz yer. İşte akşamlarda Bodrum içinde bu telif eğlence yerlerine gider birlikte olurduk.